Anlamadım mı sandım, seni öyle sevmiştim, bile bile inandım. Böyle mi bitecekti yaşadığım en güzel aşk hikayesi? Yıllar sonra gelip de benden sevgi dilenme, bu sevda bitti. Sorma sorma seni, ne çok sevdi deli, gönül öldü sen gideli. Gelme gelme artık, çok geç oldu yazık, kalbimde baharın geçti. Sorma sorma seni, ne çok sevdi deli, gönül öldü sen gideli. Gelme gelme artık, çok geç oldu yazık, kalbimde baharın geçti. Evet sevgili radyocuk izleyicileri ve dinleyicileri, bir salı yine sizlerle birlikteyiz. Mr. Brown sponsorluğunda hazırlanan Yusuf Coşkun ile Nesten Çalayma hoş geldiniz. Bu akşam özelinde özel bir gece benim için. İlk defa işte bir araştırma yapmadan, işte soru hazırlamadan geldiğim bir program. Çünkü abartmadan söyleyeceğim, onlar bu ülkede çıktıkları zaman ben onları hep böyle 70'ler böyle Beatles'lara benzettim. 4 tane yakışıklı çocuk öyle bir kasırga gibi estiler ki Kıbrıs'ta, Kakatece'de. Ve ben onların hep abileri, hep yanlarındaydım. Sevgili Fırat Derat, Aşka Özlem'in solisti. Uzun bir aradan sonra Fırat'la böyle bir canlı yayında buluşmaktan mutlu olacağım. Sevgili Fırat Derat, hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ya seni çok ağırlamak gerçekten, ama gerçekten öyle Fırat, yani bunu şimdi söylediğim zaman bütün Kakatece halkı, özellikle o senin jenerasyonun biraz daha büyük, biraz daha küçükler, hepsi de söylediklerime birebir, gerçekten ben Yüce'ye onu söyledim, onlar öyle bir tızlar gibiydi, o 70'lerin bir tızları gibi inanılmaz programlar çıkarttılar, inanılmaz besteler, bu Kakatece'ye damga vurdular ve sevgili Fırat Derat hiç aralık vermedi. Şu anda İngiltere'de yaşamını sürdürüyor ve müzik hayatına bomba gibi geliyor. Ve ilk defa radyocuk farkıyla da böylece yeni parçalarını sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyacağım. Evet sevgili Fırat, hoş geldin. Nasılsın abim? Abi çok teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldu. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Burada olmaktan da, sizinle birlikte olmaktan. Programı başlamadan bir hatırlamaya isterim Yüce'ye. Bana linki atacaktı. Facebook'tan yazdım. Herkes bekler. Lütfen tıklasın, beni paylaşın, beni sayın, orada çıksın. Fırat, Radyocuk sayfasına girerseler şu anda, Radyocuk sayfasında zaten direkt olarak video paylaşılmıştır. Hemen alabilirler. Yani linke gerek de yok. Evet sevgili Fırat, çok uzun zaman oldu. Gerçekten senin inan... çok özel günler yaşadım ben. Sizin o varoluş döneminizde, kafede olsun, çalıştığın sürprizde olsun, çok güzel şeyleri yaşadık. Gerçekten çok özel müzisyenlersiniz sizler. Hele sen, ben senin işte o iş aşkına hayranıdım. Türkiye'ye gidin, hafta sonu gelin. Bu trafikleri de yaşadım senin inan. Böyle bir eskiyi konuşup da yeniye kaymak isterim. Çünkü seninle çok şey paylaştık biz. Evet Fırat, sana veriyorum. Şimdi bir kere insanlara nasıl başladı bu macera anlatalım. Aşka Özlem macerası bir yerde kapatacak onu zaten. Çünkü o kadar güzel bestelerin var ki, yeni parçalar var ki, bomba gibi düşecek zaten bu Kakatece'ye. Evet sevgili Fırat, seni dinliyorum. Şimdi
İşin doğrusu şu. Geçen gün işte bir resim paylaştım. 4 yaşındayım. Şarkı söylüyorum. Yeni Gördüm. Eren Gördüm Kültür sosyal medyada o resmini ve Kulübü. bayıldım. 4 yaşında yani kabala söyleyeyim. Ben bir çocuktum. Ben şarkı söylemek için doğdum zaten. Ve söyledim zaten. Doğduğumdan beri söyledim. Ayrıca benim müzik maceramın sadece bir bölümüdür. O macera devam etmektedir ve elektrikte. O maceranın içine birçok gruplar girdi. Diyebilirim ki bütün gruplarla çalıştım. Kısa dönem, uzun dönem herkesle çalıştım diyebilirim benim dönemdeki. Tabii ki aşağıda benim kurduğum grup, benim grubum yani. Dolayısıyla onun özel bir yeri her zamandır benim için. Tabii daha sonra kurduğum başka gruplarda oldu grup pis gibi hatırlıyorsun. Darmadağın etmiştik ortalığı yine. Evet sevgili Fırat. Dolayısıyla aşağı hızla bir konuşma gelecek olursam. Bu arada sorma geldi. Harika. Aşağı hızla güzel bir tılsım vardı. Yani zaten hataydı. Yani o dönem için bir 13 yaşında çocuk için baktığım zaman çok iyi bir dönemdi. O Müthiş. patlaması Müthiş. falan da olmamıştı zaten. Dolayısıyla yürüdü. 4 tane genç çocuk vardı zaten ortada. Onlar da hayranları oldular yani. İnsanlar bu 4 çocuğun Kıbrıs'ta ve çok fazla da böyle yeni olmadığı dönemdi. Yani başka yeni çıkan bir grup yoktu yani. Bir iki tane eski grup vardı. Sözcüğüm ya güzel yok gelişim gibi. Trafik gibi. Bunlar yani yeni çıkan grup yoktu. Dolayısıyla 4 tane genç çocuğun bunu yapması Kıbrıs'ta çok ilgilendi. Daha sonrasında işte biliyorsunuz. Zaten biraz devam ettik birlikte. Ben ayrılmak istiyorum. Ben onlar biraz onlar da memnun olmadılar daha sonra yaptıklarından. Onlar da vazgeçtiler. Şu anda bir Tarık'la iyi görüşüyoruz yani. Hala daha biliyorsun o zaman da iyi görüşüyoruz zaten. Evet. Şimdi de iyi görüşüyoruz. Diğer arkadaşlar da çok güzel şeyler yaptık. Yani sadece 4 kişi diyemem ben aşağıdan için. Çünkü Hasan Aboğlu'yu saymazsam ayıp olur. Burak Beşir'i saymazsam ayıp olur. Dolayısıyla en Kesinlikle. azından bu 6 kişiyi saymak zorundayım. Onlara gelip giden insanlar oldu. O sayacak yani kaybı bile mutluluk kadar insan geçti gitti zaten. Ama işte bu 6 kişiyle bir şeyler yaptık. Meyve Zükevereli ile birlikte tabii. O ikisi de diğer dördün devamıydı. Böyle yani şu anda da artık aktif müzik hayatından hiç durmayayım aslında. İngiltere gitar öğretmenliği yapıyorum ve çok yoğun bir tempoda işliyorum. Yani haftada 6'ya kadar varan bir mesaim var. Çok popüler gitar öğretmenliğiyle. Dolayısıyla sahneye çıkacak zaman yok. Ara sıra evet İngiltere toplarında çalmışlığım vardır. Ama tatillerde sadece. Tatillerde. Şimdi yakın geçmişte çok güzel bir şey oldu. Ansızın Tolga Erzurumlu İngiltere'ye geldi. Ama Tolga Erzurumlu gelmeden önce de DJ Joker beyi abi bir şeyler yap gönder falan gibi deli etti. Tam onun üzerine Tolga geldi ve tekrar üretim başladı. Bu gece esas konuşmak istediğim konu da yani Tolga'yla olan projeyi. Sevgili Fırat sözünü kesiyorum. Kulaklığı çıkarıp normal telefondan konuşabilir miyiz? Sıkıntı var dedi sevgili Yüce. Gönül öldü sen gidili. Sevgili Yücem, Fırat'ı alabilin istersen bir ayarlamasını yapınız. Siz Fırat'ın bir parçasını girelim o zaman biz de. Fırat, duyuyor musun beni? Tekrar mı gireyim diyor Yüce. Bir Yüce kontrol etsin Tekrar seni Fırat çünkü seste sorun vardı sanırım. Evet, çok özür dileriz. İşte internetin azizliği. Evet. Saçların bir nehir olsa yağmur olur sana yarım. Gözlerin bir deniz olsa yıldız olur seyre dalarım.
Nasıl bir sihir sendeki her anımda sen ve gözlerin. Hiç bitmeyecek bir rüyaya salar beni sözlerin. Kalbin ateş olsa ben dokunur, ben yanarım. Nefesin rüzgar olsa uçurtma olur, ben uçarım. Anlamadım mı sandım, seni öyle sevmiştim, bile bile inandım. Böyle mi bitecekti yaşadığım en güzel aşk hikayesi? Yıllar sonra gelip de benden sevgi dilenme, bu sevda bitti. Ne çok sevdi deli, gönül öldürsem gideli. Gelme gelme artık, çok geç oldu yazık, kalbimde bahar. Evet sevgili Fırat, yani işin içine internet inan, programcılık girdi mi bu sorunlar her zaman yaşanıyor, alıştık buna. Şimdi abi kusura bakmayın, ben de biraz uzaktayım, Ayanapa'dayım dolayısıyla. Sen bekle de geleceğim olacağını. Sevgili Fırat, şimdilik demince çok yoğun bir hayattan bahsettiğin, sen sahnelerin bir çocuğu olarak hayatın ergenlik çağın ve gençlik çağın tamamen sahnede geçtiği, hem de çok yoğun. Peki şimdilik sahnesi, yani ben 55 yaşında sevgili Fırat, sahnesiz iki gün geçireyim çıldırırım, buna nasıl dayandın? Çünkü çok ürediğin, çok güzel bir şeyler yapan, o sahnede insanlarla bunu paylaşman çok başka türlü bir hazdır. İnsanların, özellikle siz sanatçıların işte yaptığın o güzel parçaları seninle beraber eşlik ederek söylemeleri paranın alamayacağı bir zevktir, keyiftir. Bunu nasıl atladın, böyle nasıl becerdin bunu, onu merak ediyorum çok. Abi şöyle, ben okulda 30 tane çocuğa gitar dersi veriyorum aynen. Ve bir orkestra yaratıyorum ve bunu 10 tane farklı okulda yapıyorum. Yani yine müziğin içindeyim. Yılda her bir okulda 3 konseri var. Bu da benim için yılda 30 konser demek. Zaten o heyecanımı çocuklarla paylaşıyorum. Yaşıyorum açıkçası. Yani ilk zamanda başka tarafa kanalize ettin sen bu işi. Daha çok öğretmenlik tarafı benim için ağır basıyor. Müzisyenlikten. Bu arada yani müzisyenliğimi hiçbir zaman durdurmadım. Ben şu anda benim 3 tane gitar dersi aldığım insanlar, 350 tane de gitar dersi verdiğim insanlar. Dolayısıyla bu bir alışveriştir. Ben alıyorum, öğreniyorum, öğretiyorum ama hiçbir zaman durmuyorum. Yani kesinlikle sevgili Fırat, zaten bu öğrenmenin sonu yok abim. Hep bir şeyler öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Çok güzel. Yani bu mentalite zaten senin başarının altında yatan sırdır bence. Yok, bu işin sonu yok. Evet, şimdi bir kere parçana bayıldım. Geçen gün dinledim. Bir kere seyircilerime, dinleyicilerime bunu söylemek istiyorum. Geçen gün sevgili Yüce Radyocuk direktörü Yusuf abi konuğu bulmadık daha dedi. Girdim öyle Facebook'ta dolaşırken, sanatçı bölümüm var benim. Ve dedim Fırat'ı ne davet etmedim. Kalbim o kadar temiz ki Fırat üstüne yazı yazdı bana 30 saniye geçmeden. Fırat dedim olmaz böyle bir şey. Bu hafta konuğum sensin abi, çok mutlu olurum dedi. Yani bu bile çok güzel bir tesadüf oldu be Fırat. Aynen. Çok sevgili abi. Çok güzel oldu. Özlediydim seni ben de Fırat. Bu akşam dinlediğimiz parçalarla ilgili bir şeyler konuşmak istedim. Konuşacağız tabii. Bu gece senin programın, insanlara senin parçalarını anlatacak.
Teşekkür ederim. Şimdi bu şarkılar duyduğunuz gibi yani bitmiş şarkılar ama daha mastering ve mixing yapılmadı. Çok yakında dijital platformlarda olacak olan şarkılar bunlar. Yakında promotion içinde çalışmalara başlıyoruz zaten. Başlıyoruz diyorum çünkü bu projede yalnız değilim. Tolga Erzurumlu'yla birlikte yapacağız bu işleri. Hatta onunla birlikte söylediğimiz bir şarkı var. Ondan da kısa bir teaser vermek isterim bu akşam. Ama kısa tabii ki çünkü çok yakında doğum günü bomba gibi geliyor. Ve çok güzel bir parça da olmuş sevgili Fırat. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bir kere şimdi Tolga'dan söz açmışken, önce Tolga'yı çok bağlamak isterdik buraya ama geçmiş olsun diyelim. Bir sağlık sorunu olduğunu söyledin zaten bana. Bu ülkede 5-6 tane müzisyen sayacaksan böyle galbur üstü bu ülkeyi aşan bunlardan biri de Tolga Erzurumludur. Çok değerli bir müzisyen. İşte bu da parçana yansımış sevgili Fırat. Güzel insanlarla güzel işler yapılıyor. Yani background'un sağlamsa işte güzel bir şeyler çıkar ortaya sevgili Fırat. Onun için bu birlikteliğiniz için de sizi tebrik ederim. Tolga da çok değerli bir müzisyen. İyi ki var o da. Rahatsızlıkla çıktı şu anda. Evet sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz Fırat Terat Tolga Erzurum'un doğum günü partisi. Çok tatlı bir tavır olmuş. Çocukluğum yüzün uzak dursun, mutluluğum daim olsun. Canım, küçük kızım, yanındayım, biliyorsun. Sevgimiz biter mi böyle, ayrı ayrı olsak bile, dört yapraklı yoncan elimde. Sözlerime bak da anla, seni dünden daha fazla, yarından az seviyorum. Sevgimiz biter mi böyle, ayrı ayrı olsak bile, dört yapraklı yoncan elimde. Sözlerime bak da anla, seni dünden daha fazla, yarından az seviyorum. Evet sevgili dostlar, bazı programlar vardır ki böyle stüdyoya girerken dua dersiniz. Lütfen bu akşam internetle ilgili bir sorun yaşamayalım diye. Fırat Terat da benim için böyle bir insan ve böyle çok düşünerek girdim. Evet internette sorun yaşıyoruz sevgili Fırat'la. Evet dediğim gibi Fırat Terat genç bir çocuğuydu benim kafe işlettiğim zamanda. İşte aşka özlem. Fırat'ları ben o zaman tanıdım. İnanılmaz, inanılmaz işler yaptılar bu ülkede. Çok değerli müzisyenler bunlar. Şu anda sevgili Fırat İngiltere'de yaşamakta ve Tolga ile birlikte, Tolga Erzurumlu ile birlikte çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Çok yakında bütün dijital platformlarda herkese ulaşacak bu. Fırat Terat'ı tanıyan insanlar zaten Fırat Terat'ın ne olduğunu da bilir. Müzisyenin bölümünü de bilir. Evet Fırat, böyle onu söylerim Fırat. Böyle çok sevdiğim özel bir adam olduğunda dua ederim. Stüdyoya girdiğimde internetten sorun yaşamayayım. Çünkü hep de böyle sevdiğim adamların üstüne gelir bu internet sorunu ve çıldırırım. İşte internetten yayınla böyle olur. Evet sevgili Fırat. Böyle Tolga İnan nasıl bir araya geldiniz tekrar? Nasıl oluştu bu işler? Öyle bir dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi aydınlatalım abim. Tabii. Yani Tolga'yla bu son bulmamı bir rastlantı eseri oldu. Tolga'nın İngiltere'ye gelmesiyle birlikte işte bir 3 ay gibi bir zaman geçirdik. Ve bu 3 ayda herhangi bir planımız, programımız yoktu. Sadece müzik yapmak istedik. O da doluydu, ben de doluydum ve işimizkileri çıkardık dışarıya. Çok beste yaptık.
5 tane parçanın da kaydını yaptık. Bunu yavaş yavaş bir projeye döndürüp insanlar istiyoruz. Dinleyicilerle bu şarkıları buluşturmak istiyoruz. Türkiye'de planlarımız var aslında ama ilk aşamada şarkılarımızı tekrar bir tanıtmak, ona göre Türkiye piyasasına gitmek gibi bir düşüncemiz var. O yüzden yakın zamanda doğum günü Kıbrıs'taki bütün yıllarda olacak. Harika. Onun için yakın zamanda insanların dinleyebileceği hale geleceğini düşünüyorum. Daha kaliteli şekilde tabii. Peki sevgili Fırat, ne zaman artık sosyal platformlarda buluşacak parça belli mi? Bir tarih var mı? Çalışmalar ne yönde abi? Mesajını da insanlara verelim. Tabii 28 Ağustos'da isterdim bunun olmasını ama mixing ve mastering yapıyor aslında doğum günü. Evet. Mixing mastering bittikten sonra yüklemeyi yapacak en erken zamanda dijital platformlara ve promotion çalışmaları da hemen arkasından başlayacak. Yani bir ay içerisinde doğum günü buluşmalar tüm Kıbrıs'ta insanlarla. Çok güzel. Yani döndüm dolaştın gene o Kıbrıs'ındaki o hayranların ilk önce buluşmasını istemen ki şimdi öyle imkanlar var sevgili Fırat. Bunu Türkiye'de de yapabilirdin. Artık imkan çok elimizde. Ben bir kere teşekkür ederim sana. Nereden geldiğini unutmayarak Kakateçem dedin, Kıbrıs'ım dedin, vatanım dedin ve burada istemen harika bir şey. Bir kere biz Radyocuk ailesi olarak çıkarken zaten ben özellikle bu parçana, doğum günü parçana çok tatlı bir remixin harika olacağını ve klaplarda da çalınacağını. Çünkü şeyi çok güzel, ruhu çok güzel parçanın sevgili Fırat. Ben buradan sana bir abim olarak söz veririm. Bu parçanı 80-90'da çalsam bu parçayı araya koyacağım. Çünkü kendi insanımın parçasına değer verme, birbirimize değer vermemiz lazım aslında. Önce birbirimizi sevebilmemiz çok önemli. Başarıyı alkışlayabilmemiz çok önemli. Bence toplum olarak bu zayıflık var üstümüzde. Yani bugün Fırat Ahmet güzel bir şey yaparsa bunu böyle dile getirmek, onu alkışlamak, takdir etmek ne kadar güzel bir duygudur ya Fırat. Tabii ki abi. Yani bizim toplum olarak aslında biraz unuttuğumuz duygular bunlar. Daha çok şöyle, sıfır üretimden dolayı, sıfır bir döngüden dolayı birbirimizi alkışlamayı unuttuk. Ama dediğin gibi yani en azından bize düşen budur diyorsunlar diye yapmamız gereken de bizden sonrakilere göstermemiz gerekendir. Zaten gençlere bu iş birbirini alkışlayarak olur. Birbirini kuyusunu kazarak, arkasından konuşarak falan değil. Eğer samimiyse zaten eleştiriler yüz yüze de yapılabilir. Bizim birbirimize yaptığımız gibi Yusuf abi. Tabii ki sevgili Fırat. Bu işlerin böyle olması lazım. Yani şimdi Fırat ben bakarım bu Aşka Özlem'in doğuşunda işte o kafeme Burak Beşir gelirdi. Bugün dünya çapında bir flütçüyü konuşuruk. Ben Burak'ın videosunu gördüğümde altına yazdığım yazı bana gurur verir. Çünkü dünya çapında bir flütçü bu Aşka Özlem'deydi bu çocuk. Benim kafemde gelir oturur yer içerdi. Buray bilahare öyle ve bu çocukların özünü kaybetmemesi çok önemli. İşte Yusuf abi der ağzından ben son 2 yıl önce pandemiden önce yılın DJ onur ödülünü aldım. Buray da o gece oradaydı. Ve Buray mı bu dedim. Gittim arkadan böyle sarıldım yanına. Aman Yusuf abiciğim dedi. Şimdi insanlar çok zengin olabilir. Hayatlarında, sosyal hayatlarında çok farklı yerlere gelebilir. Ama insanlığın bu kalbindeki sevgi çok bambaşka bir şeydir sevgili Fırat Derat. Onun için önce bunlara sahip çıkmamız lazım. Yani ben Buray'ın bugün başarısını, konserlerini, işte geçen gün konserler gösterir. Buray'ın ne bileyim kaç yerde konseri var. Şimdi Buray'ın o dükkanıma geldiği günü hatırlarım ben. Yani bunlar harika şeyler ya Burak. Ben bunları Burak Beşir dünya çapında senfonilerle çalar. Adam öyle adamlarla çalar ki bunu alkışlamazsak bize yazıktır ya.
Vallahi yazıktır. Tabii tabii. Onun için birbirimizi sevmemiz lazım Burak. Burak gibi adamlara saygı göstermemiz lazım. Evet Burak dedim sana. Burak andı. Burak'ın kulakları çınladı Fırat'ı. Abi şimdi şöyle. Ben bu konuyu düşündüm. Aslında birbirimize düşüren birbirimize olan sevgimiz değil. İçinde yaşadığımız sistem. Sistem insanları eşit tutmuyor. Eşit tutmadığı için bazı insanlar bundan rahatsızlık duyuyor. Ve bu rahatsızlık da haklı oluyor. Çünkü işte nereden geldiği belli olmayan payeler veriliyor. Yani neye göre belli olmayan payeler veriliyor. Belli insanlara belli insanlara veriliyor. Ve bunun bir kotası olmadığı için herkes de bundan rahatsızlık duyuyor. Yani ve bu birçok alanda. Sadece müzik değil, sanatı birçok alanında yaşanıyor. Çünkü bu sanat dediğimiz şey çok göreceli bir şey. Ve bu sanatın gözüne baktığımızda herkesten sanatçı diyebilir. Bu kadar rahat bir şey yani. Hiç nota çalmayı bilmeyen insan bile ben sanatçıyım diyebilir yani. Ama şimdi bir kota yok. Ama buna aslında bir kota var. Buna olan kota yaşadığımız toplumun kültür seviyesidir. İşte bizim üzerimize düşen de toplumumuzun müzikal kültürünü yukarıya çekmek. Kesinlikle Fırat'ım, kesinlikle. Bir ki, sevgili Fırat, daha sonra vallahi de, çok üzgünüm. Görüntün gider, sesin hiç almayık. Çok kötü bir yayının içindeyik. Gerçekten çok kötü bir yayın. Çok istediğim için mi böyledir anlamadım. Sesin gelmez, kesilir, görüntün gider. Zaten izleyicilerimiz de radyoya yazar çok kötü diye. Fırat geri dönüş ne zaman? Ne yapabilirim ki? Daha 2 haftam var. Yani 10 günüm var. Bir 10 günün daha var. Sevgili Fırat, bu gece çok istedik bu programı ama sevgili Yüce de onu der bana. Haftaya alalım Fırat'ı tekrar başka bir internetten alalım. Çünkü ne konuştuğumuzu anladı insanlar. Yorumlar geliyor buraya. Bilmiyorum ne yapalım ama eğer senin duygularını ben bu radyodan insanlara aktaramazsam yapmak istediğimin hiçbir amacı olmaz. Gerçekten bilmiyorum Ayanapa'da olmandan kaynaklanan bir şey mi bu? Bak, görüntün tamamen dondu. Evet sevgili Fırat, bence haftaya yeni bir program yapalım. Çünkü benim seninle konuşmak istediğim çok şey var. Bu insanlara vermek istediğim çok mesaj var abim. Olur. Tamamen görüntün donuyor sevgili Fırat. Yani seninle alakalı haftaya değil bu internet. Haftaya yapalım. Evet sevgili Yücem, sevgili radyocuk direktörü. Ben çok huzursuz oldum bundan çünkü hiç çalışmadan geldiğim bir konuğum var. Evladım, oğlum gibi biri var burada ve hiçbir şey konuşamıyorum. Fırat'ın sesleri bana gelmiyor. İnternetten sorundan dolayı. Fırat'ın bir parçasıyla kapatalım ve haftaya Yusuf Coşkuner'le Neslen Çalayma Fırat'la devam edeceğim. Çünkü çok konuşacak şeyimiz var. Projelerimizi konuşmamız lazım. Bu internetin anında bu iş olmaz. Çok üzgünüm sevgili Fırat. Çok istedik bu programı ve böyle oldu. Çok üzgünüm. Haftaya başka bir noktadan yapacağız sevgili Fırat seninle bunu. Belli ki uzak yerden internetin bu sıkıntısını yaşadık abim. Seni seviyorum. Senin bir parçanla gideceğiz ama haftaya konuğum sensin burada. Bunu bil. Haftaya salı 9-10 birlikteyiz. Biz programdan sonra seninle konuşuruz. Evet sevgili radyocuk dinleyicileri ve izleyicileri çok özür dileriz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu gece sevgili Fırat Derat'la yaptığımız programda yaşadığımız internet sorunları beni gerçekten üzdü. Çünkü evladım gibi bir konuğum var bu gece. Çok yeni çalışmaları var, projeleri var. Bomba gibi bütün Kıbrıs sosyal platformlarda zaten bugün yarın parçası çıkacak ve hedef yer kendine Kakadeci'yi seçmesi beni ayrıca mutlu etti. Çünkü geldiği yeri bilen özel bir adamsın sen Fırat Derat. Evet Fırat Derat'ın, Fırat böyle son bir söz alayım geldiği kadar bir şeyler söyle öyle kapatayım bu programı çünkü. Tamam. Abi çok teşekkür ederim. Hafta görüşeceğiz.
Tabii ki Fırat, çünkü çok mesajlarımız var verecek. Seni seviyorum programından sonra Bak, konuşuruz. bak. Abi son şarkının ismi Ra. Ra'yı çalsa çok sevinirim yine. Sevgili Yüce, duydun mesajı aldı sevgili Yüce herhalde. Görüşmek dileğiyle Fırat. Programdan sonra görüşürüz abim. Evet sevgili Fırat Çocuk izleyicileri ve dinleyicileri, Teşekkür biz ederim. salı sorunlar yaşadık. Haftaya yine Fırat Ferah'la birlikte olacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıkla ve müzikle kalın. Evet sevgili Fırat'ın yeni parçasıyla programı kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saçların bir nehir olsa yağmur olur sana yarım. Gözlerin bir deniz olsa yıldız olur seyre dalarım. Nasıl bir sihir sendeki her anımda sen ve gözlerin. Bir rüyaya salar beni sözlerin. Kalbin ateş olsa ben dokunur, ben yanarım. Nefesin rüzgar olsa uçurtma olur, ben uçarım.